Bu soruların hangisi ortaya çıkan iddianamede nasıl formüle edildi, nasıl açıklandı? Bir bize toparlayabilir misin süreci? Gökmen Karalaş, şimdi Türkiye'de herkes Narin soruşturmasında şunu bekliyordu. Katil kim? Narin neden katledildi? Ancak bu iddianamede katilin ya da katillerin kim olduğu belirtilmiyor. Evin içinde bulunan 4 kişi ağırlaştırmış müebbetle yargılanması talep ediliyor savcı tarafından, soruşturma savcıları tarafından. Narin'in neden, niçin katledildiği konusunda ise bir tek cümle bile yok. Burada ortaya çıkan bir gerçek var. Soruşturmanın eksik yönleri ortaya çıkıyor. Bu iddianamede ortaya çıkan en önemli gerçek ise bizim ekranlarda her gün anlattığımız bilgilerin tamamının bu iddianamede var olması. Yani bir anlamda ben bu iddianameyi okunca kendi yaptığım haberleri okuduğumu düşündüm. Bir tek farklılık vardı, bir tek bilmediğimiz bir nokta vardı. O da Salih Güran'ın yanlış hatırlamıyorsam 22.35'te, 22 Ağustos'ta Narin'in katledildikten sonra gömüldüğü Eğer Tutmaz Deresi'ne gece gidip kontrol edip geri döndüğü bilgisi dışında kamuoyu tarafından bilinmeyen başka hiçbir şey yoktu. Yani Salim Güran işte Narin'in kaybolduğu şeklinde bir durum ortaya çıktıktan, ki aslında katledilmiş durumda o an, gidip Narin'in cesedinin bulunduğu yeri kontrol mü ediyor Ferit Demir? Evet, evet. Yani eldeki baz istasyonu, HTS kayıtlarının baz istasyonu, daraltılmış baz istasyonu kayıtlarında ve kamera kayıtlarında gece 22 ile 23 arasında o bölgeye gittiği, 22.55'te geri döndüğü bilgisi var. O bölgeyi kontrol ettiği, orada da yaklaşık, eğer yanılmıyorsam, bir yarım saat civarında kalıyor. Sanırım acaba su nerede gömüldü, orada çıkardı mı, ne oldu, durumu nedir, onu son bir defa kontrol etti. Ve daha sonra geri geldi ve Nevzat'la o gün hiç görüşmediğini söylüyordu, Nevzat Bahtiyar'la. Ancak elde edilen HTS kayıtlarında o gün akşam saat 18 sularında Nevzat Bahtiyar'la telefonda da görüşüyor. Yani burada Narin'in organize bir kötülüğe maruz kaldığı gerçeği artık Türkiye kamuoyu tarafından biliniyor. 7 Kasım'daki o duruşmalar seri duruşmalar şeklinde yapılacak. Yani mahkeme sonuçlanıncaya kadar devam edecek. Sanırım bir günlük bir ara verilecek savcının mütalaa hazırlaması için ve daha sonra mahkeme sonuçlanacak. Ancak hala karşılığı olmayan sorular var orada. Yani cevaplanması gereken sorular var. Deliller neden geç toplandı? Olay yeri neden hiçbir şekilde muhafaza altına alınmadı? Yani biliyorsunuz bu delillerin tamamı neredeyse şeyde toplandı. Yani Narin'in cansız bedeni cansız bedeninin bulunduğu 9 Eylül'den itibaren gözaltına alınıp bazı deliller toplandı. Amcanın Salim Güran'ın gözaltına alınmasıyla birlikte bazı çalışmalar yapılmıştı. Ancak orada ortaya çıkan bir başka gerçek var. Aile iddianamede de var. Neredeyse her gün toplanmış. Bu konuda bir çalışma yürütmüş. Narin'in cansız bedeni bulunduğu günde Güran ailesinin kadınları kendi aralarında tartışmışlar. Aslında olayı herkes bildiğini orada belirtiyor. Bizi konuşturmayın diyen var. Sen sus diyen var. Birçok şey var orada. Ortada delil var. Ancak burada önemli olan aile toplantılarındaki seslerin çözülememesi. Bizim defalarca haberlerde söylediğimiz, yayınlarda söylediğimiz o toplantılarda müzik, çok fazla müzik açılması, müzik sesleri altında toplantıların yapılarak, konuşularak strateji belirleme var burada.
belirlenen strateji çerçevesinde her gün hareket ediliyor, ihbarlar yapılıyor, farklı şeyler yapılıyor. Bunlara karşı bunlar soruşturma makamları tarafından bilindiği halde müdahale edilmiyor. Yani her gün toplanmalarına müsaade ediliyor, her gün onların dinleme ortam dinlemesi yapıldığı bilinmesine rağmen bunlar yine toplanıyor çünkü karşı koyuyorlar. İstihbarata karşı koyma diye bir tabir var. Onlar jandarmanın dinlediğini biliyorlar ama o dinlemeyi etkisiz kılmak için iddianamede de var. Sesler çözülmedi diyor. TÜBİTAK'ın bile çözemediği sesler var. Telefonların, Güran ailesinin tamamı telefonlarındaki bütün kayıtları silmiş. Yani bunlar hiçbir şekilde telefonlardan bilgi elde edilememiş. Jandarma kamerası 8 Eylül'de izlenmiş ve o Nevzat Bahtiyar'ın görüntülerine ulaşılmış. Yani aslında ilk ikinci gün bu çalışmalar yapılsaydı belki bugün çok daha farklı bir noktada olabilecektik. Belki Narin niçin, neden katledildi gerçeği de ortaya çıkmış olacaktı. Herkesin söylediği bir tek şey var. Biz iddianamedeki bütün gerçekleri, yazılanları herkes biliyor. Ben dün Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'ın hangi sokağına gidersiniz gidin. Biz her şeyi biliyorduk. Bunları hepsini biliyorduk. Yani iddianamede bizim bilmediğimiz hiçbir şey yok. Çünkü iddianamede belgeler, bilgiler olması lazım. Ek klasörlerde neler var? Mahkeme safhasında bir itiraf gelir mi? Bugün onlar tartışılıyor. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı yok. Aile 12 avukat tutmuş. Salim Güran'ın tek avukatı var. Diğer sanıkların ise yaklaşık 12 avukatı var. 12 avukat savunacak. Bir de dün hazırlanan tenzip zaptı. Yani iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte mahkemeye gelecek getirileceklerin listesi çıkarılmış. Güran ailesinden 22 kişinin mahkemeye, yani 7 Kasım'daki duruşmaya zorla getirilmesi kararı çıkarıldı. Bunların arasında baba Arif Güran ve ağabey Baran Güran da var. Bunlar çapraz sorgusu yapılacak sanıkların. Bunlara soru sorulmak şartıyla bu çapraz sorgularda nasıl bir sonuç çıkacak? Verilecek cevaplar çok önemli burada. 8'i tutuklu, dosyası ayrılan 8 kişi var. İşte aralarında yenge Maşallah ve diğer yenge Hediye Güran, Fuat Güran ve diğer aile bireyleri var. Yani Güran ailesinin neredeyse tamamı burada sanık olarak mahkeme karşısına çıkacak. Bu da arada Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir durum olarak karşımıza çıkıyor Gökmen Karadağ. Peki şimdi bu iddianamede Narin Güran'ın tam olarak nerede öldürülmüş olduğu, nerede katledilmiş olduğu ve katledilmiş olduğu yerde aileden başka kimlerin aynı zamanda ya da farklı zamanlarda bulunduğuna ilişkin neler ortaya çıkarmış iddianame? İddianamede Narin eve gitmeden önce Salim Güran evde girip çıkıyor, gidiyor. Bu eldeki HTS kayıtlarında ve daraltılmış baz istasyonu kayıtlarında ortaya çıkan bir gerçek. Anne evde, Enes evde ve daha sonra da kısa bir süre sonra da Nevzat Bahtiyar geliyor. Evin baz istasyonu HTS kayıtlarındaki, daraltılmış kayıtlarındaki bilgilerde, bilirkişi raporunda evin neredeyse bütün odaları geziliyor. Hatta daha sonra Narin'in eve gitmesinden sonraki dönemde saatlere denk gelen, çünkü o görüntülerdeki saat diliminde de bir 4 dakikalık bir ileri zaman var. O Narin'in eve gittiği saat 15-11 olarak jandarma tespit ediyor. Ve Nevzat Bahtiyar ise saat 15.08'de Salim Güran'ı arıyor. Aralarında bir konuşma geçiyor ve daha sonra o da eve gidiyor. Narin eve gittikten kısa bir süre sonra katlediliyor. Tam bir mekan verilmiyor. Evin içi olarak tabir ediliyor. Ancak Salim Güran'ın bir telaşı var. Narin'in eve gittiği 15-11'den sonra
Ki bir zaman diliminde 17'den 35'e kadar evin bütün odalarını geziyor. Hatta bir ara çıkıp ahıra da gidiyor. Bunlar iddianamedeki bilgiler. Daha sonra kendi evine gidiyor. Tekrar geri geliyor. Ve orada bir 15-35'e kadar orada bir kalış var. Daha sonra ise evden hepsinin çıkış şeyleri var. Kayıtları var. Ve daha sonra tarlaya doğru bir gidiş var. Nevzat Bahtiyar'ın Nari'nin cansız bedenini eğer tutmaz deresine götürme süreleri var. Yani orada evden çıktıktan sonra iki kez sanıyorum, eğer yanlış hatırlamıyorsam iddianamede iki kez Salim Güran, amca Salim Güran ahıra da gidiyor. Ahıra niçin gidiyor? Acaba orada bazı deliller mi götürüyor, yok etmek için başka bir şey mi yapıyor? O tabii ki bilinmiyor. Aslında şu anda tutuklu olan, iddianameleri çıkmayan 8 sanık daha var. Bu sanıkların iddianamesi de önemli. Onların iddianamelerine ek belgeler, ek deliller girebilir. Ya da bir itiraf, aile içinden birinden bir itiraf da gelebilir. Bu yönlü de bir çalışmanın olduğu belirtiliyor. O sanıkların ikna edilmesi ve ki bu yönde de bazı duyumlar var, ancak daha hala bu bunlar kesinleşmiş değil. Güran ailesinden bir itirafın gelebileceği, olayın detaylarıyla anlatılabileceği, dolayısıyla 12 kişiden birçoğunun tahliye olması için artık gerçeklerin açıklanabileceği belirtiliyor. Ancak tabii bunlar mahkeme safhasında belli olacak. Mahkemenin ilk duruşması çok önemli. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin en büyük salon 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait ve dolayısıyla dava da o mahkemede görülecek. Türkiye herhalde geniş bir kamuoyu ilgisi de olacak değil mi Ferit Demir bu davaya? Ferit, geniş bir kamuoyu ilgisi de olacak herhalde değil mi bu 7 Kasım'da başlayacak duruşmalara? Tabii ki, yani zaten mahkeme tenzip tutanağında bunları da belirtiyor. Bu yönlü güvenlik önlemlerinin alınması mahkeme salonunda, mahkeme salonu dışında ve bütün konuşmaların kaydedilmesi, görüntü altına alınması, bütün tedbirler tenzip tutanağında yer alıyor. Büyük bir kamuoyu ilgisi var ve bununla birlikte zaten salonda sanıyorum 22-26 kişi aileden olacak. Sadece zorla getirilme tutuklu 12 kişiyle birlikte 22 kişi toplam gelecek ve daha sonra bu sayının artabileceği de belirtiliyor. Yeni köyden diğer komşuların da çağrılma durumu olabilir. Tabii burada savunma konumunda olan Diyarbakır Barosu var, müşteki. Diyarbakır Barosu'nun avukatları bu konu üzerinde şu anda çok yoğun bir çalışma yapıyorlar. Bir avukatlar grubu oluşturuluyor, savunma grubu oluşturuluyor. Bizim de hukukçu konuğumuz var, Ferit Demir.